Bugün yine karşınıza geçmemin yine ayrı bir sebebi var. O da ne? Tabii ki Honda'nın NT1100'ü. <laughs> NT1100 önemli bir motosiklet olacak. Neden? Çünkü tamam geçmişten gelen bir mazisi var ama kaybolan bir sınıf vardı. O da böyle büyük hecimli, ama böyle çok da rahat, konforlu uzun yol gidebileceğiniz biraz böyle spor sürüşe de gelen makinelerin eksikliğiydi. Artık bu klasman yavaş yavaş dolmaya başlıyor böyle kalıplı uzun yol motosikletlerinin. NT1100 de zaten New Touring Era diyor Honda buna. NT baş harflerini almışlar. New Touring Era yani yeni seyahat dönemi diyorlar artık. Bunun tek örneği şu an NT1100 değil zaten. Suzuki GSX1000 GT de geliyor. Aynı tam böyle bence karşılaştırılması gereken motosiklet NT1100 ile rakip olacaklar. Dişe diş rakipler olacaklar. Tabi onun da kendilerinin, kendisine göre artıları var. NT1100'ün de kendisine göre artıları var. Bu yükselmeye başlayan orta hacim ve düşük hacim, adventure sınıfından sonra böyle yüksek hacimli seyahat touring makineler de artık popüler olacak. Bunu görmeye başladık zaten. GSX-S1000 GT'nin geliyor oluşuyla ve NT1100'ün geliyor oluşuyla gerçekten artık yeni yenilenen böyle tekrardan rağbet görebilecek bir sınıf oluşmaya başlıyor. NT1100 de bunun ilk sinyallerinden biri. Aynı şekilde zaten işte Suzuki GSX-S 1000 GT de o şekilde. Şimdi NT1100'den biraz tabii ki de bahsetmemiz lazım. Bugün böyle NT1100'ün öz özelliklerinden işte tahmini gelebileceği fiyattan, İngiltere fiyatından falan bahsedeceğim ki kafamızda bir şeyler oluşsun. Yani neyi ne kadar alacağız konusunda bir fikir oluşsun ki bu fiyatı Biliyorsunuz GSX-S 1000 GT'nin fiyatı da belli oldu. Onunla da kıyaslayacağız ve ikisi arasındaki düşüncemi de az buçuk şöyle bir değineceğim, söyleyeceğim. İlk olarak NT1100'ün özellikleriyle başlayalım. Zaten şunu hep söyledi Honda, biz bunu Afrika Twin Bro'nun üstüne inşa ettik dediler. Afrika Twin'de olduğu gibi yine işte e, o bloğu çift silindirli o bloğu göreceğiz. Tabi burada biraz daha böyle yol odaklı bir makineden bahsediyoruz artık. Yani Afrika TV'nin tamam iyi güzel ama ya ben açık söyleyeyim burada Afrika sevenler bundan çok hoşlanmayacaklardır ama ben Afrika TV'ni sevmiyorum mesela. Yani çok böyle bana hani alınası bir motosiklet olarak gelmiyor. Aynı şekilde mesela Tenere 700'ü de çok ben mesela pratik bulmuyorum. Günlük şehir içinde sürekli yolda kullanan bir insan olarak. Ya yolda kullanıyorsan abi bence hiç mesela Tenere 700 işte Afrika Twin gibi makinelere bence gerek kalmıyor. Bu gibi makinelerle işi çok daha iyi bir şekilde çözmek mümkün. NT1100 gibi makinelerle. Yine aynı şekilde Afrika Twin'de olduğu gibi blok da aynı olduğu için DCT'li versiyonu olacak. Ki böyle bir makinede DCT uzun yolda yine büyük konfor sağlar diye tahmin ediyorum. Bu da bir diğer artısı. Yine işte Afrika Twin'deki gibi 1084 cc'lik bir blokla karşılaşacağız. Yani o blok zaten kendini ispat etti. Hiçbir sıkıntısı olmayan Afrika Twin'leri hani böyle sağlamlığıyla da meşhur ya şu anda. Onu sağlayan bloklardan biriydi. Mekanik olarak çok güçlü bir blok. NT1100'de ve Afrika Twin'de kullanılan blok zaten. Onun dışında DT1100 için 5 ayrı sürüş modu olacak. Traction kontrolü olacak, teker kontrolü olacak, gündüz ışıkları olacak ve bunun dışında güzel bir artı olarak benim gördüğüm sinyal lambası otomatik olarak kapanabilecek. Hani sağa döndünüz işte geri döndünüz tekrar işte düz devam ediyorsunuz falan sinyaller kendilerini otomatik olarak kapatacak. Bu teknolojiye biz aslında motosiklet dünyasında çok alışkın değiliz. Yani tam bütün arabalarda var bugün ama hani motosiklet dünyasına pek alışkın olduğumuz bir şey değil. Bunun olacak olması o yüzden güzel. Artık bunlar da yavaş yavaş bence standart haline gelmeli. Bazı modeller için en azından yani bu, bu klasmandaki modeller için. Tabii ki demiyoruz ki 250 cc'de hani böyle kendi kendine kapanan sinyaller olsun falan. Orada göremeyeceğiz tabii ki de ama yavaş yavaş da artık geliyor olması güzel. Onun dışında ne var? Ani fren yaptığınızda dörtlülerini yakacak NT1100. Hemen böyle işte bir panik fren mi attınız? Hani arabalarda oluyor yine bu da günümüzde. Hemen oradan dörtlülerini yakmaya başlayacak ani fren durumunda. Ve yine Afrika gördüğümüz o 6.5 inçlik o işte Apple desteği, Apple CarPlay desteği vesaire olan işte Android Auto desteği olan ekranı göreceğiz. Dokunmatik ekran bu arada ve 6.5 inç. Onun altında yine bir işte LCD ekran olacak hızı vitesi takip etme açısından. Tabi bu dokunmatik ekran olayı biraz Afrika TV'nde çok kafa kurcalıyordu. Çok güzel geliyor böyle göze falan ama insanlar kullanmakta zorlanıyorlardı. Umarım arayüz anlamında biraz daha kolaylaştırmışlardır bunu NT1100 için. Hiç sanmıyorum ama parantez içinde söyleyeyim. Hani umarım kolaylaştırmışlardır ki insanlar da daha rahat kullanmaya başlarlar. Tasarıma baktığımda şunu görüyorum ama ya XADV kafası koymuşlar. Ben bunu Honda'ya yakıştıramadım. Böyle daha farklı bir şey beklerdim açıkçası. Sanki ilk büyük bir XADV'ye biniyormuşsunuz hissi var yani şu tasarıma baktığınızda. Ha güzel olan yanı ne dersiniz? Güzel olan yanı da şu belli ki rüzgardan çok iyi koruyor. Yani rüzgardan pek etkilenmeyeceğiniz bir motosiklet olmuş gibi görüyorum ben. Dış tasarımına baktığımda her yerden böyle bir işte grenajlar işte bir o rüzgar saptırıcılar vesaire motorun her tarafından çıkmış durumda. Ya bunu gördüğüm zaman da diyorum ki ha bunu kullanacak adam rüzgardan etkilenmeyecek. Arkada iki yan çanta standart olarak geliyor tabi bu çantalar plastik yani plastik olmasa bence daha iyi çünkü en ufak bir düşmede o çanta bay bay yani gitti artık onun olmaması için en azından böyle tabi alüminyum da masraflı oluyor markalar için. O yüzden onu da tercih etmiyorlar. En azından var mı çanta var. Hani düşürmezseniz etmezseniz o çantaları uzun yıllar boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz. Standart olarak da geldiği için zaten bir artı. Yani arkaya bir de ne eklersiniz? Top case ekleyebilirsiniz. Rahatlıkla böyle oraya da bir işte 50 litrelik bir top case ekliyor Honda. Orada da artık rahatlıkla böyle eşyalarınızı taşırsınız. Yani kolay kolay böyle yani depolama yönünden sıkıntı yaşayacağınızı düşünmediğim bir motosiklet NT 1100. Bir uzun yol motoru diyoruz. Bir uzun yol motorunda ne beklersiniz? İşte düşük yakıt tüketimi beraber yüksek yakıt kapasitesi beklersiniz ki menziliniz de uzun olsun. Şimdi iki silindirli bir blok olduğu için çok fazla yakan bir blok da değil aslında bu NT1100 Afrika Twin'de de aynı zamanda gördüğümüz blok. 20 litrelik bir yakıt deposu olacak. Yani bunun da Honda şunu söylüyor. Ya bu depoya yaklaşık 400 km menzil yakalayabilirsiniz diyor. Fena menzil değil. Yani onun dışında işte hani uzun bir yola çıktığınızda yani 400 kilometrede bir, işte 300 kilometrede bir benzin alacağınızı düşünürsek gayet rahat böyle işte atıyorum 1000 kilometrelik bir yolu işte 3 kere durarak kat etme şansınız çok rahatlıkla olacak. Yani bu da güzel zaten ya bir yerden sonra hani mola vermek lazım zaten. Yani bu, o yüzden menzilin aşırı uzun olması konusuna çok takılmamak lazım. Ya 300 km üzeri menzil güzeldir. Zaten o sırada da bir molanızı verir. Bir kendinize gelirsiniz benzin alırken. Bu da bir güzel yanı aynı zamanda. Onun dışında ne var? İşte ısıtmalı elcikler var. Ki bunlar da zaten bence şart. Böyle bir makinede uzun yola çıktığınızda işte bir noktadan sonra rüzgardan elleriniz etkilendiğinde o elcik ısıtmaya ihtiyaç duyacaksınız. Aynı zamanda soğuk havalarda da. Kuruş kontrol var. Ki bir touring makineden bahsediyorsak kuruş kontrol olmak zorunda. İşin bütün o konfor kısmını sağlayan detaylardan biri de cruise, cruise kontroldür çünkü. Onun dışında işte USB desteği falan olacak. Böylece hani telefonunuzu vesaire de şarj etme şansı yakalayacaksınız. NT1100'ün 3 ayrı renk seçeneği var. Biri beyaz, biri siyah, biri de gri olmak üzere mat bir gri rengi olacak bu arada. Yani bir görmek lazım, canlı canlı bir görmek lazım. Ben açıkçası beyazını bir tık daha beğendim bu üç renk arasında. Zaten siyah motor biraz kirli gösterebiliyor o yüzden yani böyle bir temkinli yaklaşabiliyoruz. E, aksesuar konusunda da bayağı zengin olacağını söylüyor Honda. İsterseniz diyor quick shifter ekleyeceğiz, isterseniz işte 50 litrelik arka çanta ekleyeceğiz ve anahtarı entegre olacak falan diyor. Onun dışında depol üstüne depo çanta koyma şansınız da mevcut ve led sis farları koyma şansınız mevcut mesela örnek aksesuarlar arasında. Yani böylelikle uzun yola rahat rahat çıkabileceğiniz bir makine yaratmayı amaçlamış zaten Honda tarafı. Geldik şimdi en önemli kısma. Zurnanın zırt dediği yer diyeceksiniz tam bu kadar şey anlattın çok güzel iyi tamam. Hani uzun yola çıkılır güzel makineye de benziyor falan ama kaç para diyeceksiniz fiyat ne kadar diyeceksiniz. İngiltere için açıklanan fiyatı 12.000 sterlin. 12.000 sterlin bugün ne kadar yapıyor? 160.000 lira yapıyor ki yani hiç yabana atılacak bir para değil bu da. Hemen şöyle tekrardan kontrol edelim. Güncel kuru da hatta söyleyeyim ki size. Bugün 25 Ekim 2021 ve bugünün kuruyla 12.000 sterlin 160.946 Türk lirası yapıyor. Hadi 161.000 diyelim. Bu DCT olmayan versiyonu. DCT versiyonu için de 13.000 sterlinlik bir fiyat biçmişler İngiltere'de. O da 174.358 liraya tekabül ediyor 25 Ekim 2021 itibariyle. Biz standart versiyonu için konuşalım. Yani 160.000 liralık bir fiyat. Ee, yani bunun İngiltere fiyatı olduğunu bir de baz alıyorum. Bizde tabii ki de vergiler çok çok daha fazla. Yani bugün Suzuki GSX-S 1000 GT zaten işte 225.000 fiyatla satışa çıkacak. Tabii GSX-S 1000 GT'de lansman fiyatıyla 205.000'e falan alabiliyorsunuz ama Honda'yı da genelde biraz daha fiyat avantajıyla görüyoruz Suzuki'ye karşı. E şimdi bu 160 bin değil de muhtemelen 210 bin civarında olacaktır. 210, 215 falan gibi olacağını tahmin ediyorum ben. DCT'siz versiyon için DCT'li versiyonu tabii bu fiyat çok daha yukarıya çıkacak. Yani bir 10-15 bin lira koyun kafadan. Öyle olunca da yani insan uzaktan bakacak gibi gözüküyor. Yine böyle uzaktan bakacağımız işte ya şuna bir işte sürsek falan dediğimiz motosikletlerden biri olacak. Ben tabii ki de geldiğinde test etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir göreceğiz bakalım gerçekten uzun yolda ne kadar konfor vaat ediyor ama ya fiyatı gördükçe de içim acıyor ya. Yani hani uzun yola gideceğin bir motosiklete çok böyle şehir içinde de tam kullanılır illaki ama yani 200 bin liraların üstünde fiyatlar vermek ki bir de bir yandan da dönüp asgari ücrete bakıyorum. Hadi asgari ücret işte 3000 yani 3 bin lira desen yani 210 bin bölü 3 70 ayda alacağın asgari ücretle yemeden içmeden 70 ayda alacağın bir makineye tekabül ediyor. Yani akıl alır gibi değil aslında ama burada tabii ki de Honda'nın yani bir suçu yok. Hani İngiltere'de kaça satıyorsa Türkiye'de de yine ona yakın bir şey satmaya çalışıyor şu adamlar. Burada bizim işte yükselen kur ve ee, sürekli artmaktan vazgeçmeyen yani yıllar geçse de sürekli böyle artan vergilerimiz bir türlü aşağı doğru bir seyir olmayan vergilerimiz beni üzüyor aslında. Heyecanlı olduğum bir makineydi. Bunu tabii ki de GSX-S 1000 GT esas rakibi onunla karşılaştırmak çok isterim. Ama işte fiyata bakınca insan bir üzülüyor ya. Yani benim burada içim parçalanıyor şu fiyatları söylerken. Yani bir motosiklet bu kadar olmamalı diye düşünüyorum ben. Ama yapacak bir şey yok. Yani günün şartları bu şekilde. Yani biz daha iyiye gidene kadar, fakirleşmeye en azından bir dur diyene kadar bu fiyat 200 bin de olacak, 250 bin de olacak. Ona yapacak bir şey yok. Belli bir kesim tabii ki de ulaşabilecek bu motosiklete ama biz böyle uzaktan bir bakmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ama bir gelsin bir görelim bakalım gerçekten de hani bütün bu kağıt üstünde sunduklarını pratikte de ne kadar burada kullanıcıya verebiliyor. C6s 1000 GT ile bir kağıt üstünde karşılaştırmasını da yapmak lazım zaten. Daha iki motorda çünkü gelmesine aylar var iki motorunda. Onlar da gelmeden şöyle bir kağıt üstünde mutlaka bir karşılaştırırız. C6s 1000 GT biraz daha spor bu arada buna kıyasla. Hani işte beygir gücü olarak falan da daha fazla. Yani beygir gücü falan demişken hatta teknik detaylarını soracak olanlar için de söyleyelim. Yani 75 kW yani yaklaşık işte 105 beygirlik bir gücü olacak. 104 Nm tork değeri var ki zaten hani Afrika TV'nden alışkın olduğumuz bir blok olduğu için de fazla böyle bizi şaşırtmayacak. Ön tarafta 43 mm'lik şova süspansiyonlar var. Mesela bu işte c 6000 1000 GT tarafında Kayaba süspansiyonlar. Arka tarafta yine bir şova var. Bu yine Suzuki c s 1000 GT için Kayaba yine. 120'lik ön lastik, 180'lik arka lastik var. 1000 GT'de o 190'lık bir arka lastik. Yani böyle bu gibi farklar var mesela örneğin. Çok fazla bu farklara girmeyeceğim ama hani ikisine de ufak bir değindirmek istedim. İkisi de birbirine çok yakın motosikletler olduğu için ve birbirleriyle bu segmentte çok fazla kapıştırılacaklarını düşündüğüm için ve şu soruyu da şimdiden görüyorum ben. NT100 mi alalım yoksa GSX 1000 GT mi alalım sorusunu da ben şimdiden çok fazla görüyorum. Ağırlığa da değinelim. 238 kilogramlık bir ağırlığı olacak biraz daha böyle ağır tarafta. C6S 1000 GT yine, yine, mesela burada bir tık daha hafif. Burada özellikle ikisini belli detayları karşılaştırarak anlattım ki kafanızda daha net bir şey oluşsun. Çünkü gidip işte 1000 GT işte e, siparişi verecekler olabilir. NT 1100'ü bekleyenler olabilir falan. En azından kafada ön sipariş için böyle soru işaretleri olanlar varsa aradaki farkları da böylelikle kıyaslama şansı bulmuş olurlar diye düşünüyorum. Bizden şimdilik bu kadardı NT1100 için. Benim çok merak ettiğim bir makine ama keşke şu fiyatlar da daha güzel olsaydı. Yani biz niye işte atıyorum 10 asgari ücretle alamıyoruz bu makineyi. Çünkü yani İngiltere fiyatına baktığınız zaman 12.000 sterlin hani asgari ücret kaçtır bilmiyorum ama 10 asgari ücretten aşağı ediyordur diye de tahmin ediyorum. Sonraki videolarda da görüşmek üzere bizden şimdilik bu kadar. Bay bay.